Şimdi tepki geldi. Yönetmen de biraz daha lehçe tepki. Yok yok kullan. Ne? Yani kısır bölümümüz var. Ya ben de bence orada bir şey yok. Bir tek öpücük yok. Aleşe gelsin abi. Bir telefon lehçe mi diyor? Bence tamam. Şimdi bir akşam seyir. Sana bırak. Bence bir akşam seyir. Tabii. Dur onları biz İsmet'le elimize alacağız şimdi. Tabii ya. Ara sıra ona geliriz ya. Ona döneriz. Bence şöyle bir şöyle biraz bir şey koyarsak. Üstte çünkü altta fiyat ödüyoruz. Aramıza elimizi alıyoruz. Tuğman. Eyvah bu, yine bunu, uzaktan geliyor ses. Tuğman. Şey, Barbaros bunları ne oldu? İmzalatıp gazetede dağıtacaktım okuyuculara fakat vazgeçtim. Bir dakika İsmet abi duyamıyorum. Efendim? Şöyle bir şey. Çok zor geliyor yani muhabbet başlayınca kesin duyamam seni. Onları biraz hani tamam. Haftaya çekeceğiz. Tamam. Peki iyi yayınlar kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Göksel. Ama şimdi kaset girecekler. Açılışı oradan yaptık gibi. Ben bu formayı gazeteye verecektim. 3 haftadır öyle giriyor seyahatlerden dolayı. Yayın yapanlara vereceğiz. Telefon edenlere vereceğiz. Şimdi esbirler var onunla ilgili. İmzalı tutup bize vereceksin. Tamam mı? Bize vereceksin. Gazetede de 2 tane var. Tamam mı? Gazetede okullarına da yuvalı. Çok istiyorlar çünkü. Dün akşam şeylere söyledim, arzulara söyledim. Gazeteye bir geldim abi. Arap suçuna dönmüş sizin sayfa. Sabah saat 6'yı da eve gittim. Sırf sizin sayfayla uğraştım. 6-7 sayfa. Şuradan... Tane bak oynuyorsun, gelip gidiyor. Oynuyorsun. Aile şirketimiz bile var. Gelip gidiyor işte. Bir anda bağırıyor, bir anda hiç şirket yazdı. Duyulmuyor. Tuzlu bisikleti neymiş, neymiş? ETS. Hayır. Ha? Ajan tabii ki. Amerika'ya gideceğiz. Sen hanımla beraber buradan gideceğiz. Erkek takımın da önü açılıyor ha. Daha iyi. Yapacaklar. O zaman babayı yiyeceğiz abi. 2 milyon dolarlık bütçeyle ne yapar o takımı? İboyu tutamaz. Bir tabağı tutamaz. İki. Ya bırak. Fenerbahçe abi. O kadar insan ona değişik şeyler söylüyor ki adamın da şaşırmaması olur mümkün ya, değil abi. Adamın kullanımını yani, serbest bırakalım. Abi 1 milyon dolar kız takımı için olabilir. Mesela o Fransız bu sene 200 bin dolara gitmiş. Yalnız Fenerbahçe var ya, asla iyi yönetilmiyor biliyor musun? Fenerbahçe yönetimi Aydın Örs olsaydı bugün İbrahim'e asla izin vermezdi basın toplantısı için. İnanılmaz büyük hata. Ben fanatik basket olarak bana iki tarafta aradı. Tolgalarda oturuyor. Tek kelime yazmam dedim. Ayıp ediyorsunuz. Basketbola ihanet ediyorsunuz. Halil Üner açtı bana. Ben basın toplantısı. Oğlum sen manyak mısın? Niye gidiyorsun ki dedim. Tam tersine basın toplantısı yasak. İbrahim yarın maçın var hayati maçı ya. Daçka'yı yensen önün gidiyor. Yarın yenildin. Ondan sonra Daçka'dan kurtulman kolay mı sanıyorsun? Bir dakika. Yarın yenildiği zaman sen Daçka'nın kolay işi bırakacağını mı sanıyorsun? Manyak bir takım. Abi müsaade var. Devam. Yok dedi, yok demedi, yok gidiyor, yok bitti. Özel hayatını dedi. Hayır, Amerikalı koçla bir şeyle görüştük. Adam 35 milyon dolar bir en büyük yıldızlar vermiş. O kadar iyi değil Teo, duyan. Hayır, benim zahmetimiz yok böyle işler. Şey yapıyor ya. Ya geçen sene Tofaş'la yaptığını aynı. Şimdi bir şey yaptı. Mesela Almanya'nın milliyette 3 yaşlı bir eskörlüğü var. Alakalı ortaydı. Ha biliyorum kız. Çizgi dövüşünde oynuyor. Oynadığı bir gençten bir yer geldi. Çocukları geldi. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Federasyon hepsinin farkında ve inanılmaz bir patlak verebilir. İnanılmaz bir dosya oluşturuyor Turgay. Yani başka hiçbir şey söyleyemem ama yani kimi nereye yerleştirdi, hangi gazeteciye ne kadar veriyor, hangi hakem, şu bu inanılmaz bir olay ya.